Güftesi Ramazan Gökalp Arkın'a, bestesi merhum Saadettin Kaynağı ait Nihavend makamında bir eser. Bahar bitti, güz bitti, artık bülbül ötmüyor. Yâre tel çekem dedim, tel derdim iletmiyor. Evet sayın seyirciler, ne güzel sımsıcak bir gece. Koromuzun bu son provalarından birinde sanat dostlarıyla birlikteyiz. Burada bu güzel insanlarla çok özel bir repertuarla beraber olacağız. Kasabamızın kurtuluş gününde. Pek yakında. Bizi izlemeye devam edin. Tevfik, gel şu tesisatlara bir göz at artık ha. Hanım evde bir haftadır hapis vallahi sen geleceksin diye. Sağda solda gezip masraf yapacağına otursun işte evinde. Sana ne oğlum benim hanımın gezmesinden, sen kendi işine bak. Kadın dediğin hiçbir tarafa kıpırdamayacak. Yoksa hastalıklar artıyor. Bir milletvekili istifa etti diye döviz oynamaz oğlum. Merak etme. İki milletvekili mi? İsterse bir düzine setsin. Allah Allah. Tamam yarın konuşuruz. Acaba oynar mı lan hakikaten? İmkanım var ya. Değil mi? Bu ara parayı dolarda tutmak lazım. Param olsa tutarmayayım onu ben be. Bu yüzden benim gibi sallana değil, senin gibi tutana gidiyor şerefsiz. İşler nasıl? Kesat. Buralar hiç tadı yok. Dünyanın tadı yok. İşlerin nasıl olsun? Her şey boş. Malmık boşuna diyorsun. Doğru söylüyorsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar Ayrıcığım, iyi akşamlar. İnşallah o arabayla bir kamyonun altına girer geberirsin. Ama yalnızken. Abi oğlanın sünneti var biliyorsun. Hatun da ameliyata girdi. Çok açıldım. Sen bana bir iki bir şey yapabilecek misin? Yok be oğlum. Bende de yok ki. Millet sütlacı bile veresiyeye bağladı. Kenarda bir yerlerde vardır senin abi. Ölmüş anamızın üstüne yemin edeyim istersen ha. Tamam tamam. 40 yılda bir şey istedik. Salih abi o konsumatrix karıyla olmuyor. Bak ben söyleyeyim. Nasıl olmuyor? Ya yayıyor kadın, yayıyor. Makamıyla okuyamıyor. Sen ne anlarsın makamdan be? Kadın konsumatrix değil artık. Konsomatrix desen hiç değil. Ne boksa işte. Oha, oha. Ayrıyetten repertuarda çok ağır gidiyoruz. Vallahi milleti uyuturuz konserde abi, bak ben söyleyeyim. La havle ve la kuvvete. Demin ne diyordu, şimdi ne diyor? Fantazi niye okumuyoruz abi biz? Esengül'den girsek şöyle beterin beteri var diye. Milleti ortadan ikiye yararız vallahi. Oğlum, biz milleti yarmak için mi konser veriyoruz? Yoksa kasabamızın kurtuluşu hatırasına burada bizim için can verenler için mi veriyoruz? Bizim için şey yapanlara veriyoruz tabii ki. O emekli orospu soluyu kendi yapacak zannediyor. Ama havasını alır. Zaten karısı öleli Salih Usta'nın gözü bende. Bu koruya beni kendi zorla soktu. Ben sen kendin istedin sanıyordum koruyu. He, araya adam koydum Ankara'dan. Sen yaparsın vallahi, senden beklenir. Yeter, çok yürüdük. Artık devir teslim zamanı geldi. Burası küçük yer. Pastaneye mastaneye götürme. Hele elinden tutup hiç gezdirme. Tamam. Ya direkt nikah kıyacağım bu saatte ya da... Artık siz bilirsiniz. Hadi, Allah kolaylık versin. Sen hiç merak etme Ayşe abla. Ben hallederim. Acıyla aran nasıl? Limoni. Bana da bir karış surat. Evet.
Seni elebaşı görüyor. Hepimizi yoldan sen çıkarmışsın. Boş ver, Hacı'yı biliyorum. Ya şu Zehra Hanım'a ne diyorsun? Nasıl buluyorsun? Ne bakımdan? Ne bakımdan olacak? Koroyu bozuyor mu o bakımdan? Şahane kadın, çok da güzel okuyor. Şarkılara erken girmiyor yani. Giriyorsa da heyecanına ver. Hacı bak, Salih Usta kapıda. Bir merhaba demeyecek misin? Hayırlı akşamlar Çengici Başı. Sana da hacım. Hadi otur. Çorban soğumasın. Bu havaları mahsustan yapıyorsan aldanacağımı sanma. Ne demekmiş o? Evin kadını gezmelerde, evin adamı yemek yapıyor. Kendini acındırıyorsun. Oraya gitmeme ses etmiyorsun sözde ama... daha ince uyuyorsun. Yanlış düşünüyor. Sağ ol kızım. Oğlum, Osman amcana borç verebileceksin mi? Senden de mi istedi? Demek beni geçip önce senden istedi ha? Çocuğa parkta emekli düğün yapacakmış. İhtiyaç için istese amenna, saltanat için istiyor. Bir lira para vermem ben ona. Eşek. Karısı bozdu onu, karısı. Dünyaları sattırdı bize, gene gözü doymadı. Çeyirdek yer para etse, çoktan o da gittiydi. Nerede o Berdur? Bilgisayar başında, nerede olacak? Neriman, git çağır onu. Bak bana, sen büyüyünce Bedri amcana benzemeyeceksin, tamam mı? Nasıl yani? Onun gibi gündüzün gözünde odalara kapanıp elektronik aletlerin içine düşmeyeceğim. Niyemiş? Burcum, hadi bak amcam bıraktı şeyi. Yaşasın. Oğlum, yemek yedin mi sen bugün hiç? Ne zaman? Ne zaman mı? Lan oğlum, hap map mı alıyorsun sen? Ne oluyor? Aman baba, baydı vallahi. Bir saatte bir şarkı bitmiyor. Git içerideki televizyonda seyret. Ne seyredeceksen? Marş marş. 30'umuza geldik, iş kurduk, aile kurduk ama hala askeri düzen. Yetti artık be. Şimdi uzaklardasın. Gönül hiç hicranla doldu. Yok be gülüm. Zaten yaprak kımıldamıyor. Daha yeni bir mal siparişi verdim. Kalan parayı da ona yatırdım. Ya olsa dükkan senin biliyorsun. Hadi selametle. Hiç ayrılamam. Bir tane burcu vardı, hatırlıyor musun? Basri. Ah, buna bir giriş taksimi attırırdı. Car car kendini kes. Bir müşteri bir akşam aşka gelip bir şarjör boşalttıydı. Bütün pavyon tam siper. Haydar abi, benim masadaydı. O gece ne hesap gelmişti be. Benim için değmez mi? Değmez mi hiç? Çay
Yarın hava bütün yurtta açık da seyredebilir, kapalı da. Kısmet. Yarın her şey olabilir sayın seyirciler. Aniden üstümüze kurbağa bile yağabilir. Yani o kadara kadar. Kestik. Harika. Bu kadar mı olur ya? Bir insanı kamera bu kadar mı sever? Sana hava durumunu sunduracağım. Kafama koydum. Burada mutlaka benimle olmalısın Adalet. Ne kadar aylık vereceksin? Ne aylık? Burada bedava çalışacak değilim herhalde. Millet ne paralar alıyor. Bu kompleksi senin üstüne yapayım. Bu kompleks hakikaten çok kompleks. Başka? Başka mı? Ne başkası? Arabam var. Sen donuma kadar isteyeceksin. Anlaşıldı. Yok. O kalabilir. Şimdi. Selamun aleyküm. Oo, aleyküm selam Koreli'm. Salih. Bu sabah kalktım Ece. Çıktım kapının önüne. Mis gibi bir hava. Çektim içime. Oo, taşaklarıma kadar. Çekince oraya kadar gidiyor mu? Gider. Ya Rabbim sana şükürler olsun. Şu nimetleri hala görüyorum dünya gözüyle sayende. Şu ekmeğin güzelliğine bak. Mis gibi mübarek. Yerim ben bunu. Salih, canın sıkılıyor mu lan akşamları? Ne? Bu yaşlar yalnızlık yaşlarıymış. Kavga edecek kimse de kalmaz. Özlüyor musun koca karıyı? Hem de nasıl. Gözünde tütüyor. Ustacığım bana bir tavuk suyu. Bugün mercimek var. Olur tamam. Selam Koreli.
Aleyküm selam. Salih abi. Acayip kalori var bunlarda ya. Şunun kepeklisinden koy artık. Abi amma düşündüm be. Altı üstü bir reklam vereceksin ya. Herkes bilecek burayı işte, fena mı? Oğlum burayı herkes 40 yıldır biliyor zaten. Herkes biliyor dediğinin yarısı çoktan mevta abicim. Genç nesil öğrenecek asıl, genç nesil. Bedava mı yapacaksın o reklamı? Yaparız abi bir şeyler senin için. Şuna bak hep. Malı sattı da şimdi indirim için pazarlık yapıyor. O kadar üniversitelerde okuttular bunu. Boşuna kafa tüm tüm. Tahsil cehaleti alır diyorlar. Onu bile almıyor bana sorarsan. Karabiber akmıyor bundan. Alem bunların hazırını içiyor. Karabiberi için de siz daha uyuyun. Hey gidi. Uyanınca geleceksiniz kapıma organik çorba reklamı yapalım diye ama o zaman da ben düşüneceğim. Annemin eve geçeceğim buradan. Osman amcana verdim vallahi, yok param, ekmek kuran çarpsın. Akşam vereceğim dedin diye ben de anneme söz verdim. Yok kızım, Allah çarpsın yok. Sabah senden az evvel geldi, bir saat ağladı burada. Sünnet yapacak 5 kuruş parası yok adam. Ananlar olunca veririz bilahare. Şey var. Belli oluyor ne oldu. 10 gün daha sabredeceğim. Sen bunun tadını aldın. Yakında düğün derneğe de gitmeye kalkarsın. Senin şarkıyı çalışacağız bu akşam ama. Sen o şarkıyı sadece evde çalıp söylerdin eskiden. İşlet alemine gitmiyoruz, benim asabımı bozma. Tamam tamam. Bir şey demedim. Neredeydin? Dershaneye neden gitmedin sen bugün? Bilmem. Canım istemedi bugün pek gitmek. Ha canın istemedi. Dünya kadar para saydım oraya ben be. Ya yarın giderim herhalde. Ha yarın gidermiş. Ya öbür gün? Öbür gün de bir ara ver istersen. He biraz dinlen, gez, toz. Meyhaneci değil tabii babası. Koskoca İran şahı. İster gider ister gitmez. Bana bak. Yarından sonra da bir gün aksat. Gör bak ne oluyor. Bekri Mustafa'yı geçtin iyice. Günde kaç şişe şarap içiyorsun şimdi en son? Artık ibritle içiyorum. Hesap şaştı. Yetecek kadar şarap var mı bari? Bağbozumuna çıkarır mı? Ondan sonra zaten bayır aşağı.
Daha ne kadar yaşarsın ki böyle? Ne kadar yaşayacağımızı bilmiyoruz. Ne kadar yaşadığımızı biliyoruz. Felekten bir yıl daha çaldım. Bir şey mi istedin? Çorba var mı? Var. Geç otur. Kamerayı, mikrofonu kapıp hemen belediyeye geliyorsun. Hangi belediye mi? Kaç tane belediye var be adam? Hayır abi, senin reklamı böyle haberlerinde de geleceğim. Ona göre mühim şeyler oluyor. Ne oluyor annem bu surat? Az sonra Osman abi, az sonra. Öğlen haberlerini seyret. Kim gidecek lan buradan eve? Söyle işte ne oluyorsa. Japonlar gelmiş. Japon mu? Ne Japonu? Yapıştırıcı satmaya gelmişler. Ya bırak, kafa bulma sen de. Harbiden mi? Öyle diyorlar vallahi. Sağ ol Salih kardeşim. Bir tas daha ister misin? Param yok ki benim. İçmiyorum. Ben ısmarlamış olayım Salih Usta. Belli ki çocuk aç. Beleşçiliğe alışmasın. Bulaşıkları yıkatayım ben bunu. Yerlerde süpürürüm. Evet sayın seyirciler. Hakikaten büyük çipler. Çok enteresan. Tam iki tane. Gördüğünüz gibi bir ve iki. Bir tanesi koyu siyah, diğeri ise gri renkte. Sayın seyirciler, içleri görünmüyor, dark bir ortam. Fakat nikelajlar sağlam, kaportada ise çizik yok. Tekerlekler o biçim. Plakalar yerli. Enteresan. Gerçekten çok enteresan. Nesi enteresan ya? Oradan buraya arabayla mı gelecekler? Kiralamışlardır. Allah Allah. Yavrum sen gördün mü bunun içinden çıkanları? Gördüm Ahmet abi. Ufak ufak adamlardı. Evet sayın seyirciler. Görgü tanıklarının ifadelerine göre büyük büyük arabalardan ufak ufak adamlar indiler ve belediyemize buradan, bu merdivenlerden giriş yaptılar. Enteresan, çok enteresan sayın seyirciler. Muhtemelen Çinli bunlar. Çinli değil, Japon, Japon. Özel röportaj isterim, az sonra. Ne olmuş? Ne olsun ya, hayat kötü. İşte senin dediği gibi, her şey boş. Ya boş ver bunları. Kim bu gelenler? Bana bunlar Japon gibi geliyor. Cipler geçerken gördüm, içinde ufak adamlar oturuyordu. Ulan Çinliler de ufak oluyor benim bildiğim. Ama onlarda bir basketçi vardı, boy buradan aya. Ulan o kadar nüfusta bir tane basketçi olsa ne olur, olmasa ne olur? O da doğru. Sayın seyirciler. Sonra. Abi dokunayım ne olur. Her şeyi anlatacağım. Ama akşam
Ana habere direkt ben de geleceğim. Ne demek abi? Evet sayın Mösyö. Welcome to our kasabada. Niye geldiniz acaba? No comment, no comment. Türksünüz galiba siz. Yeah, Türk'üm. Şüphesiz. Nedir olayın aslı sayın Türk vatandaşımız? Çinli dostlarımız büyük bir yatırım için yer arıyorlar. Yapma ya, bunlar Çinli mi? Hı-hı. Hı. Benziyorlar zaten. Peki sayın Mösyö, ne kadar büyük bir yatırım acaba bu? Oldukça hür. Şimdi müsaadenizle. Enteresan. Hüç ha? Vay be. Hüç demek. Acayip büyük demek. Biliyoruz lan. Allah Allah. Getirdim bu dağ başına bunları. Ben niye getireyim Hayri abi? Kendileri istediler. Ne yapacaklarmış? Acayip bir şey. Sonra anlatırım. Buraya mı yapacaklar? Farz et ki buradan petrol çıkıyor. Aynı şey. Annemin bir dostu vardır. Onu devamlı dövüyordu. Onu bıçakladım. Ölmedi. Sonra bir daha bıçakladım. Gene ölmedi. Adam 9 canlıydı yani. Yok. İkincisini denk getiremedim. Peki silah evinden çıkınca niye annenin yanına gitmedin? Onunla yaşıyor hala. Bak sen şu Allah'ın işine. Peki senin burada işin ne? Benim burada bir işim yok. Öylesine geldim işte. Bana bak. Burada hırsızlık yaparsan kırarım bacaklarını ha. Burada çalınacak ne var ki? Ya demek çalınacak bir şey olsa çalacaksın ha.
yesem acaba? Vallahi siz bilirsiniz Zehra Hanım. Tavuk göğsü sevmem. Kişkil de sevmem. En iyisi tulumba yiyeyim ben. Kaymak da ister misiniz? Koyayım üstüne. Ay ne güzel olur. Ah. Salih Bey, Koreliler mi gelmiş ne? Koreli miymiş onlar? Vallahi biz de duyduk. Ama bakalım arkasından neler çıkacak. Bu akşam birlikteyiz değil mi? Birlikte miyiz? Ha şey var tabii, prova. Birlikteyiz tabii. Ay ben bu prova günleri ayrı bir heyecanlanıyorum. Kasabanın kurtuluşunda böyle bir konser ilk defa olacak, düşünsenize. Düşüneyim mi? Bu konseri ben organize ettim Zehra Hanım. Anlat bakalım, neymiş bu iş? Herifler buraya çok büyük yatırıma geliyorlar abi. Niye burası oğlum? Orada içilik buradan daha ucuz. 1 milyar küsur nüfus. Burada deniz bir adım. Avrupa'nın bütün limanlarına sevkiyat. Nakliyeden tasarruf edecekler herhalde. Ne bileyim işte abi ya. Zaten 2-3 yıldır Ankara'dan araştırıyorlarmış. Doğru. Benim de kulağıma geldiydi. Burası ha. Ulan Yaşar Salah'ın başına talih kuşu kondu. Meyhaneci Rıfkı'nın da. Ballı ibneler. Evet, Hughes'te kalmıştık. Yeah, Hughes. Büyük bir yatırım olacak. Dev bir kompleks. Yem, gübre, çok komplike. İçinde, etrafında yerleşim alanları, spor sahaları ve bir shopping center. Aa, shopping center. Süper. Bolluk gelecek yani. You know bolluk? Yeah. Plenty. Şüphesiz. Abi siz neredensiniz? Ben? Arizona. Çok enteresan. Arizona Türklerinden. Yo, Arizona'da 1 yıl kaldım. Ben aslında Kayseri, Pınarbaşılıyım. Bir süredir İstanbul'dayım. Bir Fransız şirketinde çalışıyorum. Bizim şirket Çinlilerle ortak giriyor da bu işe. Bu işin burada olacağı kesin mi? Of course, my love. Herif bana my love dedi. Hay Allah be, şirketin ismini sormayı unuttum. Yomo. Sallama lan. Vallahi Hakkı abiye sordum. Yomo, kasabamızın kurtuluşu. Kurtuluşun İngilizcesi neydi? Independence. Aferin bak, biliyormuşsun. Yomo. Yomo, Independence of bizim kasaba. Yatıya geliyorlar. İnşaat işi olacak. Hem de ne biçim? Üf! Aman aman aman. Bana bak, kısım akrabaları da gelecek. Ya onca yolu günübirlik kalmak için gelmeyecekler ya. 5 yıldızlı otel yapsan yetmez. Tamam, sonra konuşuruz. Günaha giriyorsun. Cehenneme gideceksin. Görüşemeyeceğiz demek ki. Orası belli olmaz. Biz arkadaşlarımızı öyle kolay bırakmayız. Gelip cezalarının bir kısmını üstleniriz icabında. Sana zahmet olmasın. Bak oğlum. Banka borcun arşu alaya varmış. Yakında dükkanı da alacaklar elinden. Bunlar gelecek deniliyor. Ama gelmeyecekleri... Buradan daha iyi bir yer bulmayacakları ne malum? Onlar gelmeyebilirler. Ama arkadaşın ayrı burada. Zaten gelmiş. Bu akşam senin yerini hemen alıyorum. Peşin para. Ne yapıyorsun lan? Tövbe tövbe. Parti işleri nasıl gidiyor? Şahane. Büyükbaşlarla aramızdan su sızmıyor. Ne diyorsun bakalım?
İki adam varmış. Bunlar dünya nimetlerinden ellerini eteklerini çekmeye karar vermişler. Uzakta bir yer varmış. Oraya kapanmak için yola koyulmuşlar. Bir dereye rast gelmişler. Karşıya geçecekler. Derenin kenarında da bir kız varmış. Genç, dere derin. Kız da dereyi geçecek ama geçemiyor. Adamlardan biri kızı kucaklamış dereyi geçerken. Neyse işte, derenin karşı tarafında kızı bırakıp yollarına devam etmişler. Varacakları yerin kapısına dayanmışlar. Adamlardan biri bu seninkisine demiş ki, hani her şeyden elimizi çekecektik, sen o kızı kucakladın o derenin orada, yakışık aldı mı? Öteki durmuş böyle bir, demiş ki, iyi de ben o kızı çoktan indirdim. Anlaşılan sen hala taşıyorsun. Sonra ne olmuş? Evrenin amı olmuş. Evleneceğiz dedik ya kızım. Alacağım seni, söz, erkek sözü. Abartma. Nasıl? Ne evliliği ya? Ama yattın benimle. Ne var? Takılıyoruz işte. Bir kere yattık diye ölene kadar hep seninle mi yatacağız? Nerede kalacaksın bu akşam? Burada kal. Bak bu sandalyelerin üstüne bir şilte atarız, olur biter. Olur. Teşekkür etmeyeceksin. Ne biçim adamsın sen? Teşekkür ettik. Ben mercimekleri akşamdan ıslatıp süzeyim o zaman. Aslında burada müşteriye kelle paça da vermek lazım ama tabii sen bilirsin. Şuna bak. İşe sahip çıkacak neredeyse. Evet, son soru. Bu yatırım kasabamızı ihya edecek gibi gözüküyor. Yanılıyor muyum Hakkı Bey? Yanılmıyorsunuz Ahmet Bey. Bu yatırımla kasabamız çok değil. Bir, bilemediniz. İki, hadi gene bilemediniz. Üç yıl içinde bölgenin en büyük sanayi ve ticaret merkezi olacak. Evet sayın seyirciler. Bugün kasabamız için tarihi bir gün. Ben halkın gerçeklerinin Yılmaz savunucusu olarak bu olayı sizin için takip etmeye devam ediyorum. İyi akşamlar. Hakkı abi, bunun benim yere de faydası olacak değil mi? Senin yer neredeydi? Şoseden ayrılır ayrılmaz, hemen köşede. Daha sırtın yere gelmez. Harbiden mi? Evet, harbiden. Medya olarak olayın komple arkasındayız Hakkı abicim. Zaten tarihteki en büyük Türk dostu kimmiş biliyorsun? Kimmiş? Çinliler tabii ki. Ulan onlar o koca duvarı bize karşı yapmadılar mıydı? Öyle mi sanıyorsun? Ne kadar yanlış bir information. Bu konudaki bütün gerçekler az sonra. Madem oldu olan, bari beraber yapalım bu işi. Nasıl beraber? Kumpanya kuralım. Sen çal, ben söyleyeyim. Benim sesim malum zaten. Zamanında her düğünde illaki bir iki şarkı söyletirlerdi, bilirsin. Ama Dede Efendi, ıtri mıtri söyleyelim. Efendi gibi saray musikisi yapalım. Sen dalga mı geçiyorsun, ciddi misin? En az 1500 kişi çalışacak ya. 20-30'da mühendis, sonra abicim müdür say. Bunların karıları, çoluk, çocuk. Ya çok güzel bir yatırım olacak. Kasaba yırttı komple. Hakkı, kaç dönüm arazi lazım bunlara? En az 200 dönüm. Oh, öleceğim. Yaşar abim benim. Kasabamızın yeni kralı. Nereye düşünüyorlar? Kayıra, senin haberin yok mu? Salih Usta, sizin de yeriniz yok muydu orada? Anadan kalma ufak bir yer var. Ufak mı? Neyse işte. Siz de kopardınız iş. Hadi arkadaşlar, hadi biz işimize bakalım. Bu kasaba hanımlar beyler, tarihinin en önemli dönüm noktasında. Bir iki seneye kalmaz burası, aynen New York.
New York. New York. Bunlardan bugün kimseye fayda gelmez Salih Bey. Ne olur üzülmeyin. Hayır çıkışta almaya gelecekti ama bu kadar erken bittiğini bilmiyor. Bir telefonla arayın isterseniz. Hay Allah, yanıma almamışım. Eve kadar bana eşlik eder misiniz? Bir otel yatırımına girebiliriz seninle aslında. Hayır, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Benim 5 kuruş param mı var? Bankadan kredi al. Ayşe'den. O karı önce önüne gelene veriyor, sonra herkesten tek tek kal alıyor. Krediyi al Ayşe'den, sonra girsin sana Ayşe'den. Demek sizin de orada yeriniz var Salih Bey, ne güzel. Oğlum bak, söyleyeceğim seni bu bana artık ha. Babam istiyor zaten Koro'ya gireyim diye Allah Allah. Çok meraklıydım ben sanki. Hadi yürü git. İstemiyorum ben Korom'da dümbelekçi. Karşı mısın sen yani? Bütün dünya bunu kabul etmiş sen karşısına. Karşıyım ulan. Başlatma şimdi bütün dünyana. Ne kadar da meraklısı varmış bu işin. Bir Koro kuralım dedik, herkes sırada. Ya kim orduya gideceğim vallahi. Çekin bakalım. Yaşar, paranın şeyle kodum vallahi. Sen sanki komut. Bize de Yaşar'ın kadar olmasa da bir şeyler düşer. Senin oradaki yer ne kadardı Yaşar? En kallavi yer onunkisi. Koral Bey'i. Hani orada bir tepeye çıktıydın? Çıktımsa ben çıktım. Sana ne oluyor? Kunuri'de bir tepeye çıkıyorum. Tabii bize pusu kurmuşlar. Ben bunu yutar mıyım? Tamam dayı, in şimdi oradan. Niye inecekmişim ya? Daha yeni çıktım. Sen niye gittin oraya? Dağıtım da çıktı, gittik. Sen nereye gittin? Benimki Bayburt. Hah, bizimki de Kore. Kore'nin Kunuri mıntıkası. Ben nereye gittin diye sormuyorum. Niye gittin diye soruyorum. Ne bileyim ben. Gidiyoruz dediler, gittik. Bilmiyorum ki. Bak şimdi Çinliler geliyor buraya. Ya sen zamanında bizim hemşerileri öldürdün diye seni tepelemeye kalkarlarsa ya. Et ve bulma dünyası bir yerde. Olur mu olur? Son nefesinde sen benim kollarımda. İlk nefesinde ben senin. Son nefesinde sen benim kollarımda. Şimdi ise güneşin... Kontrole mi geldin? Yok be oğlum. Ne münasebet. Annen öldü mü yoksa senin? Bana yalan mı söyledin? Nasıl? Şiir yazmışsın işte. Son nefesim, mon nefesim. Şiir değil o, şarkı. Ceza'nın şarkısı. Söyleyenin ismi Ceza. Babası oğluna Ceza adını mı vermiş? Satılmışını, yeterini duydum da böylesini ilk defa duyuyorum. Ceza. Kadından yıldı, boşanıyordu da çocuğu olduğu için mi kaldı? Ya adamın adı başka da kendini öyle dedirttiriyor. Nasıl? Beğendin mi? Sattırdım bana oraları zorla. Bak nasıl değerlendi şimdi oralar. Sattırdım da kumarda alemde mi yedim? Hacca gittim. Gençliğinde her altı karıştır. 60'ından sonra tövbekar ol, hacca git. Oo ne hala. Ha. Benim şarkıyı okudunuz mu bugün? Hı, okuduk.
Herkesin kafası terelelliydi. Salih bugün Kore'yi iptal etti. O zamanlar bizim evde radyo yoktu. Zeki Müren akşamları saatten 9'da İstanbul Radyosu'na çıkardı. Ben o zamanlar ufaktım. Senden bile daha ufak. Dayımlara giderdim. Dayımların radyosu vardı. Adam erken yatardı. Ben bütün şarkıları dinlerdim. Sonra usulca radyoyu kapar, gerisin geri eve dönerdim. Demek ta o zamanlardan beri bu sanat müziği bende dert oldu. Salih Usta bana bir keşkül. Üstüne dondurma ister misin? Ha, ne dedin? Bol dökeyim mi Antep fıstığını üstüne? Dök dök. Dondurma da koy. Hayırdır? Ne bileyim. Vallahi ben de anlamadım ki. Çinliler mi ne geliyormuş? Çayırda inşaat yapacaklarmış. Oradaki yeri sattım diye bir araba laf işittim bu gece. Çok kalbimi kırdı, çok. Kimin aklına gelirdi ki? Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Say, sen ne yapacaksın? Senin de orada yerin vardı. Benim değil. Annemin orası. Anne mi kaldı Salih Usta? Kadın öleli en az 10 sene oldu. Bana kalsa hala yaşıyor. Çince gazete çıkartmak lazım. Ama Çince de zor be. Bir sürü şekil mekil var. Yok yok. Bunlar İngilizce biliyor. İngilizce gazete. Bizim Cumal'de süper İngilizce var. Yok. Yok yok. Yaş bu. Satmaz fazla. Gazete kursu açabilirsin. Basın işinle kendini sınırlama diyorsun. Ama bunlar Çinli, Japon değil. Çinlilere gazete yasak mı canım? Allah Allah. Bizim millet için açayım. Bunları da hoca yaparım. Olmaz. Adamlar okumuş, o kadar mühendis çıkmış. Bir daha karate yapar mı ya? Zaten bıkmışlardır artık. Lokanta olabilir. Çin lokantası. Süper bir fikir ya. Çok olağanüstü bir fikir. Öpeceğim. Çok güzel bir şey önerdin. Öpmem şart. Bir şart mı? Fikir benden çıktı. Ben de ortak olacağım. Tamam. Söz. Oh be, oh be Allah'ım. Bir kere de bizim zırhımız düşe şikayetsin anasını satayım. Bizim neyimiz eksik? Ha? Bizim neyimiz eksik? Can benim. Lan vur oğlum lan. Boynunu mu kıracağım Deyus? Hayır abi bırak Allah aşkına şunu. El alemin ne biçim zengin olacağının hesabını biz mi tutacağız? Bak etrafındaki yerler çayırdan daha değerlenecek. Benim yer tam burada işte ya. Bu arazileri milletten acilen toplamamız lazım. O zaman ben yarın Hakkı abiyi tekrar yayına alayım. Kasabanın ters tarafa doğru büyüyeceğini söylesin ki millet işe uyanmasın. Ulan ne adisin sen. Peki benim bundan kazancım ne olacak Hayri abi? Herkes köşeyi döndü, biz hala el elde baş başta. Sen çık televizyona Ahmet'in dediği gibi konuş. Ben asıl yerleri kapatınca kuvvetli bir sakal alacağım tabii senden. Peki buradan bize ne düşecek Hayri'cim? Sen bankasın.
En büyük hırsız sensin Ayşem benim. Aslan payı sana düşecek elbet. Abi kefeni yırttın mı? Hadi Tevfik'cim, şerefine. Abi, nasıl olsa artık zengin sayılırsın. Bana bir çıkma yapacaksın mı? Dur oğlum, dereyi görmeden paçaları sıvama. Daha bir şey olduğu yok ortada. Bundan sonra menüye Pekin ördeği koyuyorum. Zevkine. Başka ne var lan bunlar? Bunlarda nüfus kalabalık. Ne bulursa yiyorlar. Börtü, böcek, pirinç yiyorlar. Ha babam, pilava kaşık. Hatta bunların önüne devamlı pilav geliyor ya. Aman Allah'ım. Gene mi pirinç, gene mi pirinç derken gözleri böyle çekik oldu diyorlar. Yok lan, başka şeyler de yiyorlardır mutlaka. İyi geceler Yaşar. İyi geceler Yaşar abi. Hayırdır? Ne iş? Babamı bekliyorum. Burada mı randevu verdi? Bizim tarlaya bakacakmış. Nerede sizin yer? Ya ne bileyim ben ya. Altına Öcüm diye bir film vardı bir zamanlar. Aynen böyleydi ha. Bir tane şey olacaktı burada. Banknot matbaası burası işte. Aha buradan başlıyor. Daha doğru olarak sülün gibi kırılıyor namussuz. Ulan bu yavruların hepsinin mekanı cennet olur inşallah. Bunlar hangi dine mensup oluyordu lan? Ne bileyim ben ya. Amca biz buraya ikimiz fiyat çektik ama burası daha da katlar be. Doğru söylüyorsun. Dörde beşe katlar ha. Senin bu salak biraderine söyle. Bu akşam yeniden düzelsin bilgisayarda hepsini, tamam mı? Burası mıymış? Ha, burası. Daha aşağı kadar da gidiyor. Tatlını yememişsin. Seversin diye aşure getirdiydim sana akşam. Protesto. Protesto. Yeni yeni laflar peyda oldu. Ya hanım, hani sattım. O parayla orada burada ziyafetlerde yedim desem, şuracağı kusayım gönlün olsun diye. Ama o parayla Kabe'ye gittim. Gözünü seveyim, uzatmardık. Ne yapayım yani? Mekke valisine gidip haç parasını geri mi isteyeyim? Benim hanım bana küstü diye. Tövbe ya Rabbi. Onu o güzelim yeri satarken düşünecektin. O güzelim yer mi? Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Ot bitmiyor orada be, ot. Dayı bak, tanıdın mı Rıfkı abi?
Tanıdım, tanıdım. Nereden tanıdın? Sen meyhaneci değil misin var İbni? Meyhaneciyiz de ötekisinden değiliz Koreli dayı. Bu senin Koreliler var ya, hani gittiydin. Ne yer, ne içer onlar? Nasıl ne yer, ne içer? İşte bayağı. Ben onlarla yemek yemeye mi gittim lan oraya? Ben onları vurmaya gittim. Orada kuzu çeviriyorlardı. Bizi de davet ettiler. Gelmezseniz hatırımız kalır dediler. Biz de gemilere bindik. Kusa kusa gittik oraya. Ne yer ne içerlermiş. Bizim yediğimiz zaten hep konserve. Yaşa. Bu aralar içkiyi fazla kaçırma ha. Çinliler geliyor üstüme üstüme. Sadece Çinliler olsa neyse. Bizimkiler de gelecek. Bak sen sarhoş adamsın. Bir yerde bir imza filan attırırlar sana. Deme lazım. Dikkatli ol. Ben sarhoş adamım. Bütün dünyanın şarabını içsem gene doymam. Peki sen söyle Salih Usta. Biz bu koroda niye Yesari Asım Asu'yu okumuyoruz? Allah Allah. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun Allah'a? Hadi bana müsaade. Ne deli bozuk adam bu ya. Baba. Bil bakalım nereden geliyoruz. Bana hiç öyle bakma abi. Akşamdan beri amcamla acayip dayak kuzayındayız baba. Bildiğin gibi değil. Kırmızı alarm. Yok, sarı alarm. Abi bu çocuk yeni mi? He ya, benim yeni çırak. Baba, yeri satıyoruz ve bu karalıktan kurtuluyoruz. Benim kalbim temizmiş hakikaten. Her cuma camide Allah'ın dedim, yap bir güzellik. Yap şöyle bir düzlük, temizlik. Dedim dedim, bak işte oldu. Sen işledin bunu değil mi böyle? Baba, vallahi onun bir şeyi yok ya. Lafıma girme, amcanla konuşuyorum. Anam vasiyet etmedi miydi bize onu, kimseye satmayalım diye? Vallahi ben duymadım. Herhalde sana söylemiştir. Sendin onun kıymetlisi. Nasıl satılmayacak? Ne demek satılmayacak baba ya? Vasiyet ne demek? Sen biliyor musun bunun anlamını? Açım ben, aç. Senin annen biliyor mu bakalım en büyük torun ne durumda? He? Babaannem torunu büyüsün. Aile kursun, ondan sonra da babasının yanına sığıntı olsun diye vasiyet etmiş. Bu mu vasiyet etmek? Yazıda kardeş katil olmak da yazıyor galiba. Sana kalmaz, merak etme. Sana kalmaz. Bak, 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 bak. Nasıl atıyor bacağı bak. Kalça böyle veriyor bacağı ileri. Sonra gerisin geri şöyle bir dikiliyor. Sonra bir daha. Açım baba, açım ben, açım baba. Ulan, ulan sen de içkiyacısın, şerefsiz. Borsadan nasıl para yaptığını biliyorum ben. Kim, ben mi? Yok be amca, Allah çapsın ya. Hadi hadi, babana söylemem, merak etme. Yalnız sen de beni şu sünnet davasında biraz yemleyeceksin. He? Tamam, yaparız bir şeyler. Aklısına amcasını kandıracak. Ulan biz kaçın kurrasıyız be? İyi de oğlum, senin kafan çalışmaz ki böyle işlere. Sen nasıl daldın bu borsa işine? Bedri'den bizim. Yalan söyleme. Bedri bilgisayarın başında ne yapıyorsun o sabahtan akşama kadar? Bir kızlarla muhabbet koyup onlara kapıyor.
İki borsa işleri. Al, tut, sat. Sen dua et de senin şu Zehra internetten anlamıyoruz. Yoksa bizimkinin gözü kara valla. Uçana kaçana. Ulan bu benim karıya maraya sarmasın. Yok. Bu ara meyhaneci Rıfkı'nın kızı üzerine inceleme Erde bulunuyor. Akrabalara dokunmuyor, merak etme amca. Lazım Ali Efendi. Bizim de abim vardı ıslah evindeyken. Şey dediydi, kiminle kavga edersen onun kadarsın. Daha fazla adam değilsindir. Yani kimse muhatabın onun kadarsın diyor. Yoksa ben onların ikisini de demin burada dilim dilim doğrardım. Hadi bana bir çay daha getir bakalım Büyük Ali Efendi. Bu açık olmuş. Yaşar abi, sende Çince sözlük var mı? Niye yok? Getirtmeyi düşünmüyor musun? Peki ben getirtirsem bozulur musun? Bak, buraya tezgah koyup satsam. Hem milletin ayağı buraya alışık ne de olsa. Kiraya da katılırım belki biraz. Yani üniversite harcı için ayıracağımdan artarsa tabii. İstemez. Okey Yaşar abi, hadi sana hayırlı işler. Yaşar Bey. Oo, ne güzel vallahi böyle keyif yapmak. Hele bir de Çin dolaylarından nüklüce bir servete konunca değil mi? Bana bir sandalye bir şey vermeyecek misin? Ben böyle ayakta mı dikileceğim? Ha, olsun varsın. Müşteri bizim veli nimetimizdir. Neyse, sadede gelelim. Bir kere banka borcunu unut çünkü ben unuttum. Bak, acayip zengin oluyorsun. Adamlar senin yerini alacaklar ilk. İstihbaratım sağlam. Genel müdürlükte ben de arkandayız. İstersen bizim bankanın avukatına vekaletini verelim. Sen hiçbir şey için kafanı yorma. Bütün görüşmeleri senin yerine biz yürütelim. Bütün bunları sana sağlayabilirim. Ne diyorsun? Benimle evlenir misin? Genel müdüründen nikah şahidimiz olur. Terbiyesiz. Hacı abi! Hacı abi! Hazır mıyız? Evet sayın seyirciler. Kasabamızın makus talimi değişiyor ne? Kasabamıza yabancı sermaye geliyor. Bu konuda hemşerilerimizin görüşlerini alıyoruz. Evet Hacı Bey, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hayırlısı neyse. O olur inşallah. Yalnız... Bu arkadaşlar geliyorlarsa da onlara söylemek lazım ki ailelerin dirlik düzenini bozmasınlar bir yerde demek istiyorum. Hoş geldiler, sefa geldiler. İlim Çin'de de olsa gidin getirin demiş Peygamber Efendimiz. Amca biz gitmiyoruz, onlar buraya geliyor. İyi iyi, o da iyi, o da güzel. Koreli dayı, sen ne diyorsun bu yabancı sermaye mevzuna? Sıcağı elde misin? Yok canım, ne münasebet? Tabii tabii, yabancı sermaye şart. Millet Türk karılarından bıktı. Abi ne yapıyorsun? Onların başında bu herif yok ki. Bu adam öldü. Atatürk ölmedi mi? Aynı şey mi ya? Abi çıkar şunu. Karışma lan. Vallahi hiç güzel durmadı ya. Ya karışma be. Hayır, yansıma yapıyor. Adalet ablanın yüzünde gölge düşüyor. Ahmet, çıkar şunu.
Ne olan, ne töreni bu? Yarın biri gelecek, vır 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 konuşacak işte. Oğlum, sende lisan var ama hiç gazeteci sezgisi yok. Kafayı çalıştırsana, Çinliler geliyor. Temel atacaklar Hırbo. Birader ne oluyor burada ya? İndir dediler, indiriyoruz. Kaldır deseler kaldıracaksın yani. Öyle. Saldır deseler saldırırız. Parasına bakar. Söylemediler yani ne olduğunu. Hayır abi, ne diyorsun? Araştırmacı gazetecilik olayı diye bir haber yapacağım ama kalbini de kırmak istemiyorum abi. Bak, teyp kapalı. Heh. Lan Hakkı, oğlum bir şey biliyorsun da bizden mi saklıyorsun lan? Yok abi, vallahi bildiğim bir şey yok. Daha dün konuştuk başkanla ne zaman gelecek bu herifler diye. Belki bir bayram mayram vardır. Ne bayramı olacak? Nerede? 29 Ekim'e var, bir aydan fazla da. Beyler, ya bu tribün niye kuruluyor bilen var mı ya? Tribün mi kuruluyormuş? Siz şimdi bilmiyorsunuz değil mi bunun buraya niye kurulduğunu? Helal! Ulan ben öldükten sonra ikinizden biriniz benim dört kolluğun ucundan tutacak olun. Hepinizin alayınızın topunuzda. Amca paraya ihtiyacın varmış. Çok fena delirmiş vaziyetteyim Bedri'cim, çok. Senin deliği tıkamak için ne lazım? Bu koçan ancak tıkar. Bak bununla idare et. O kadarı sızdırır. Sen bilirsin. Sızdırsın varsın ya. Bitmiyor muyuz Osman abi? Geç kalacağız hadi yürü. Koray ipna etmiş bu gece. Kim? Salih abi mi? Beni niye aramadı? Seni niye arasın lan? Sen zurnanın son deliğisin. Beni aradı beni. Ben ana bir, baba bir, o düdüğün kardeşi oluyorum biliyorsun. Öyle değil mi yeğenim? Aynen amca. Şimdi şuraya paşa paşa oturuyorsun ve çayını içiyorsun. Şşt! Devrik abinize bir paşa çayı. Dakika bekleyelim. Ahmet gelemeyecek. Ayşe havalı. Hakkı da. Çok selamı var. Salih, bu çocuğu Koray'a alalım. Senden rica ediyorum. Benim hatırım için ne olur. Koro mu kaldı Zehra Hanım? O şilteyi aldığın yerde bir başka şilte daha olacaktı. Onu da getir. Hayrola usta? Bu akşam burada kalacağım. Ne oldu?
Boku yedik galiba. Bir sigara da ben alabilir miyim? Biliyor musunuz? Sizinle burada böyle olmaktan çok mutluyum ben. Kasabadaki en çekici erkek kim diye sorsalar kesinlikle sizsiniz derim hiç düşünmeden. Sizde bir şey var. Yalnız bir insansınız siz. Çoluk çocuğa da karışmamışsınız. Ve bunu kendiniz seçmişsiniz. Çok buğulu böyle bir sis perdesinin arkasındasınız sanki. Sanki bir kadını bekliyorsunuz. Sizi mutlu edecek kadını. Aslında sizde de o kadını mutlu edecek her şey var. Biliyorum. Bundan eminim. Bu söylediğin lafların benim çayırdaki araziyle bir ilgisi yok. Değil mi? Yaşar abi, paranoyaksınız. Çok kadını üzdüm zamanında. Çok kadın da beni üzdü. Neredesin kızım sen? Bir saattir arıyorum, telefonun kapalı. Televizyonda seyrettin mi beni? Merak etme, mesajını aldım. Ama Çinlilerin çok gücüne gidecek. Hadi benim hanım. Şu benim şarkıyı bir geçelim ha. Burada mı? Ne olmuş? Açık hava konseri vereceğim. Aşka geldim. Sarı mimozamsın sen benim, hayal bahçesinde gül tenim. Ömrümün boyunca benim sevgilimsin benim. Bana bak, bana gene öyle bakmaya başladın. Eve gidince fren yapacaksın. Sarı mimozam benim. Seni temelli affettiğimi sanma. Herkes yeri satılacak diye bir yıllık misafir odasını değiştiriyor taksitle. Senin sarı mimozan hala annesinden kalma koltuk takımında oturuyor. Ayşe'nin evinde ne arıyorsun lan sen bu saatte? Biz meslektaş sayılırız. Alışveriş. Ben ona tüyo veriyorum. O da bana... Bedri'nin dünyasına hoş geldiniz. Ulan ne dünyaymış bu kadar kalabalık? Ye yeğenim, sen bize lazımsın, ye. İçine kuru üzüm de koydum. Annen orada, sen burada. Bu daha ne kadar sürecek böyle bakalım? Ölünceye kadar. Hiç mi göresin yok bir daha yüzünü? Ben annemi bir gün bile görmemezlik edemezdim. O da kımıldatmadı gerçi beni hiç yanında. O öleli beri hiç ağzımın tadı yok. Anneni hiç sevmiyor musun hakikaten? Niye seveyim ya? İğrenç bir kadın. Keşke hiç doğmasaydım. Bak şimdi. O nasıl laf öyle? Daha önünde koskoca bir hayat var. Bence yok.
Ulan ben buradan eve gitmeye üşeniyorum. Bu Allah'ın Çinlileri ta oradan buraya gelmeye üşenmiyorlar. Dedim ki gelin arkadaş. Yemin ki memleketime bir kazık çakacaksınız. Bir kazık da benden. Dileyin benden ne dilerseniz. Buradaki asıl mevzu başka. Her şey para değil bir yerde. Eskiden bu kadar maddiyat yoktu arkadaşlar. Yanlış yoldayız. Abad olacak burası. Tamam da ayrıyetten milletler arası dostluğa hizmet edeceğiz bir yerde. Ulan Hayri, ağlatacaksın bizi. Hayri abiciğim bak. Burada olduğu için söylemiyorum. Onun için her zaman paradan daha önemli şeyler vardır. Hayatta hakikaten başka şeyler de var arkadaşlar. Ben bunu gördüm. Adam buraya gelirken bize medeniyetini de getirecek bir yerde. Heyetler gelecek, heyetler gidecek, temaslara gireceğiz. İnşallah, inşallah. Her boku bunlar bulmuş abi. Mesela bugün bakıyorsun bir kağıdı, bir dinamiti Çinli buldu. Örneğin mesela helayı Çinli buldu. Örneğin mesela sıçmayı Çinliler buldu. Hadi lan içmiyorum ama çangçungların şerefine. Hadi bakayım. Ne koy ne ha? Ne koy ne ha? Ne koy ne ha? Çince mi şimdi bu? Hem Çince hem de şarkı. Eskiden de çok giderdik adamların filmlerine. Filmin arasında da karate yapardık. Hayır, ben bunları hep böyle kremite kafa atar, havada böyle uçuşur, acayip sesler çıkartır sanıyordum. Adamlar sanayici çıktı. Ha! Hay! Ha! Ha! Hay! Hırt! Yalnız bunlar Çinli değil, Japondu, Japon. Ya her neyse. Bakmışsın, bir iki ay sonra burada bütün masalar full Çinli dolu. Ya ayrıyeten Çinli olmasa ne olur? Amerikalı olsun, Alman olsun, İngiliz olsun, gel vatandaş. Vatan evimin malları bunlar. Ya. Buraya hayat gelecek be, hayat. Burada hayat yok mu yani şimdi? Birileri Çin'den, öbürleri Amerika'dan, İngiltere'den. Giderim şu kasabaya. Oradaki bütün geri zekalıları zengin edelim dediler ha. Ne kadar iyi insanlarmış bunlar böyle. Para selbest selbest geziniyor artık bütün dünyayı arkadaşlar. Ucundan tutan birileri vardır lan onun. Ya Yaşar ya, senin bize bir şey söyleyecek hala halin var mı ya? Şu haline bak. Meczubun tekisin. Elimizde öleceksin. Bu Hayri niye doymadıysa onlar da her şeyimizi alacak, gene doymayacak. Hayrola? Keyfim kaçık. Bana bir 10 gram rakı ver. Piyango vurdu. Sana da bana da. Sevmen satacağız. Anamdan kalan son yer bu oğlum. Her yeri sattık yedik kaç senedir. Bir arşın yol alamadık. Ayrıyeten kendi evini gavura satıyorsun bu sefer. İnsanın ağrına gidiyor. Sonra dönüp aynı evde bey yapmazlar adamı. En fazla kahya olursun. O kadar ince düşünülecek bir mevzu değil bu. Bak Bedri'ye daha rahat para yollayacaksın. Asım bir eve çıkacak. Bağ ile müstakil. Ondan sonrası Allah kerim. Öyle diye diye bu hale geldik zaten. Teyze de hayatta olsa satılsın derdi emin ol. Ona da güzel mermer bir mezar yaptırırsın. Görüyor musun bayramlarda? Otların arasından mezarı bulacağım diye dört dönüyor. Doğru ya doğru.
Satacaksın, işi bitireceksin çiçek gibi. Bak ben bir haftaya kalmaz altıma sıfır bir araba çekiyorum. Full aksesuar. Daha dur bakayım. Geldikleri kesin mi bir kere? Gelecekler eli mecbur. Bu saatten sonra yok başka şansları. Biz çoktan domalmış durumdayız. Küslük koyma arana seninkilerle. Kimle? Senin oğlanlarla canım. Onlar benim muhatabım mı ki ben onlara küseyim? Sen İstanbullu musun? Neresinden? Altınşehir. Bizim peder nerede? Demin çıktı. Sen kaç yaşındasın? 12. Sen? 20. Sana ben iş vereyim İstanbul'a dönünce. Ben oraya dönmeyeceğim. Yapma ya. Dönersin be. Bizimki hem kıldır hem de eli çok sıkıdır. Dayanmak zor olabilir. Ben daha kötülerini de gördüm. Burada mı yatıyor? Aslan yattığı yerden belli olur derler. Bana bak, bir dediğini iki etme de yeni yerini iyice bir benimsesin. Ne oldu? Yok bir şey. Burada olduğumu kim söyledi? Kimse. Burada sana ısmarlanacak bir şey yok ona göre. Olmasın. Ne var? Bana bir şey mi diyeceksin? Diyorum ki sen bu akşam dükkanda yatma. Niyeymiş o? Senin evin var. Dağdan geldi bağdakini kovuyor. Şuna bak. Ev de benim, dükkan da benim. Sana ne olan istediğim yerde yatarım. Ama çok horluyorsun. Kafamın üstünden uçak uçuyormuş gibi oluyor. Yapma ya. Benim oğlanlar dükkana geldi beni eve çağırmak için. Bunu bana direktman söylesen kabul etmeyeceğimi çözdün. Beni eve döndürmek için böyle bir yol buldun. Doğru muyum? Sen çok cinsin. Ama ben senden daha cin. Aferin ulan. Seni kalfalığa terfi ettirdim. Rıfkı, bizim kalfa bir gazozu hak etti.